Selamlar. Bu dersimizde bir portfolyo kapağı oluşturacağız. Çalışmalarınızı istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Ben ilk örneğimi 65'e 35 santimlik, yani aslında ekran görüntüsüne uygun bir şekilde yapacağım. Hatırlatma olması için tekrar gösterelim. Baskı boyutuna geldiğimizde buradan A3, A4 gibi ayarlamalarda yapabilirsiniz. İlk olarak 65'e 35 santimlik çalışma alanımı oluşturuyorum. Portfolyo kapağını oluştururken aslında dikkat edeceğimiz temel nokta şudur. Burada kullanacağımız renkler, burada kullanacağımız üslup diğer sayfalarda da bulunmak zorunda. O nedenle bu konulara hakim değilseniz belki de portfolyonuzu hazırladıktan sonra kapağınızı hazırlamak sizler için iyi bir tavsiye olabilir. Nitekim işveren ya da başvurduğunuz kurum, size burs verecek kişi ya da hocanız ilk olarak sizlerin kapağını görecektir. Kapağın etkileyici olması bizler için önemli. Fakat şunun altını çizmekte büyük bir fayda görüyorum. Gerçekten de çok iyi bir grafik tasarım yaptığımız için de çok iyi bir portfolyomuz olduğunu düşünmemeliyiz. Portfolyo kapağında dikkat edilmesi gereken durum şudur. Çok az öge olduğu için bu ögelerin vuruculuğunu sağlamamız gerekiyor. Bu noktada bir arka plan kullanacağım. Ben daha önce hazırlamış olduğum bir arka planı sizlerle paylaşıyorum ve Alt'a ve Shift'e aynı anda basarak ekrana tam olarak oturtuyorum. Bu tarz arka planları freepik.com ya da pexels.com üzerinden bulabilirsiniz. Tabii ki buradaki önemli olan detay da ücretsiz olanları kullanmanızdır. Ayrıca şöyle bir durumdan söz edebiliriz. Portfolyo kapağınızın özel olmasını istiyorsanız, yani sadece sizin kullandığınız bir görsel olmasını istiyorsanız bir taktik göstereceğim sizlere. Nitekim şu an ekranda görmüş olduğunuz görseli hepiniz bulabilir ve hepiniz indirerek kullanabilirsiniz. O nedenle benim çok sık kullandığım bir Karolaj'ı ekrana getiriyorum. Onayladım ve birkaç yöntemle arka planımı değiştirebilirim. Örneğin opaklığını düşürebilirim. 90 yapıyorum ilk olarak. 80 yapıyorum. Yeterli gelmiyor, 50 yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 40 yapıyorum. Olay biraz daha değişiyor. Bunu tekrar 100'e getiriyorum ve alt tarafa ekliyorum. Alt tarafa eklediğimde katmanlar mantığıyla gözükmeyecektir. O nedenle üst taraftaki görselimin opaklığını düşürüyorum. 50'ye düşürdüm. Görmüş olduğunuz gibi hikaye değilse de çok da etkileyici bir görsel oluşmadı. Sizlere daha profesyonel bir yöntem göstereceğim. Bunları genellikle es geçerler ama sizlerin öğrenmesinde fayda var. Katmanım seçili, üst tarafta bulunan görselim seçili ve bir üstünden normal kısmını koyulaştır yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hikaye biraz daha değişmeye başladı. Çoğalt yapıyorum. Renk yanması yapıyorum. Doğrusal yanma yapıyorum. Daha koyu renk yapıyorum. Burada şöyle bir temel mantık var. Açılan menüde görmüş olduğunuz gibi bölümler bulunuyor. Bu bölümlerin arasındaki çizgiler şunu ifade ediyor. Burada bulunanların hepsi birbirine benzer işlevler sunacaktır. Yani koyulaştır, çoğalt, renk yanması gibi seçeneklerin hepsi birbirine yakın sonuçlar ortaya çıkartıyor. Açıklaştır dediğimde daha farklı bir sonuç. Kaplama dediğimde daha da farklı bir sonuç olduğunu görebileceksiniz. Ben bunu şimdilik çoğalt olarak bırakıyorum ve az önce yaptığım işlemi şu an uygulamaya başlıyorum. Opaklıklarla oynuyorum. 90 yaptım. 50 yaptım. Tekrar 100'e getiriyorum. Çünkü ben ekrandaki karolajın düşmesini istiyorum. Buraya 50 yaptım ve benim için yeterli durum ekrana gelmiş durumda. Göstermiş olduğum taktikle birden fazla arka planı birbiriyle uyumlu hale getirebilirsiniz. Yine çokça yapılan hatalardan birisi de portfolyo kapağını olabildiğince doldurmaktır. Benim anlayışıma göre, benim inandığım doğrulara göre portfolyo kapağı olabildiğince sade olmalı ve amacını direkt olarak belirtmeli. Görmüş olduğunuz gibi arası boşluklu bir şekilde portfolyo yazdım. Bunu nasıl yapacağız? Sağ tarafta görmüş olduğunuz karakter butonuna tıkladığımda böyle bir pencere açılıyor. Burada VA kısmı. Görmüş olduğunuz gibi 500 de benim için. Bilmeyenler için sıfırı getiriyorum. Normal bir yazı haline geliyor. Bunu dilerseniz 75 yapabilirsiniz. Dilerseniz 200 yapabilirsiniz. Bu biraz daha sizlerin tasarım algısıyla alakalı. Fakat ben büyük bir yüzeyde çalıştığım için 500 yaptım. Daha sonra yeni bir yazı kutucuğu açıyorum ve buraya da sadece ünvanımı ve ismimi, soy ismimi yazıyorum. Hepsini bir seçtim. Yazının boyutunu düşürdüm ve yine az önce girmiş olduğumuz menüden bu defa aralardaki boşlukları sıfırladım. İmla hatalarına da dikkat etmekte büyük bir fayda var.
Artık bu noktadan sonra benim portfolyo kapım hazır durumda. Yapacağım tek işlem oran orantıyı koruyabilmek için biraz değişiklik yapmak olacaktır. Portfolyo kapağını oluşturmak aslında bu kadar basittir. Kursumuzun bu noktasına gelmiş olan tüm arkadaşlar bu ve benzeri uygulamaları defalarca yapmıştır. Yani portfolyo kapağınızı hazırlarken çok da tedirgin olmanız gerektirecek bir durum yok. Burada düşünülmesi gereken nokta aslında mesleki olarak düşünce sürecine girmek gerekiyor. Photoshop noktasındaki bilgilerimiz tamamen yeterli olacaktır. Artık siz burada ekrana nasıl bir soyutlama koyacaksınız, nasıl bir çizim koyacaksınız, nasıl bir ifade tarzı koyacaksınız, bu çok önemli. Altını çizmemde fayda var. Ben gerçekten de sade kapaklardan hoşlandığım için sizlere bu tarz bir örnek gösteriyorum. Tabii ki bunları çeşitlendirmeye çalışacağız kursumuzda. Fakat neden bu tarz bir düşüncede olduğumu da açıklamak istiyorum. Çünkü bizler zaten kendimizi diğer sayfalarda olabildiğince göstereceğiz. Ben özellikle şeye katılmıyorum. Yaptığı çalışmaları ekrana koyan arkadaşların düşüncesine katılmıyorum. Neden? Çünkü onların grafiksel olarak bir anlamı yok. Onların neden yapıldığının anlamı var. Onları nasıl yaptığımızın bir anlamı var. Onları hangi programlarla yaptığımızın bir anlamı var. O nedenle o tarz çalışmaları diğer sayfalara bırakmak daha mantıklı olacaktır. Altını bir defa daha çizmek istiyorum. Portfolyo kapağı diğer sayfalarla uyumlu olmak durumundadır. Durum böyleyken de dilerseniz portfolyo kapağını en son halledebilirsiniz. Yani diğer sayfaları oluşturduktan sonra. Hızlıca aynı çalışmayı bir de farklı ebatlarda görelim istiyorum. Dosya dedim, yeni. Ve buradan baskıya gelerek A4 boyutunu seçiyorum. Dikey bir A4 çalışma kağıdını ekrana çağırdım. Burada tüm çalışmalarımı seçip alt tuşuna basılı tutarak bir yandaki çalışmama bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi çözünürlük farklarından dolayı ekrana tam oturmadı. Buradan sonra yapacağım işlem tek tek her birisini seçerek ekrana uygun hale getirmek. Arka planlarımı seçiyorum. Ctrl-E ile öncelikle tek bir katman olmasını sağlıyorum. Daha sonra Ctrl-T yapıyorum. Sağa tıklıyorum ve 90 derece döndür diyorum. Ve ekranıma oturacak şekilde büyütme işlemi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece buradaki etkiler bile, yani sayfaya tam oturmuş olmaması, ilk çalışmadan kopyaladığımız için farklı bir etki yaratmış durumda. Bu noktada tekrar boyutlandırma yapabilmek için portfolyoyu seçiyorum. Yine sayfama tam oturması için kutucuğumu ayarlıyorum ve yazı puntosunu büyütüyorum. Örneğin 50 yapalım şimdilik. Bununla birlikte de şehir plancısı Kıvanç Kırlı yazısını aynı mantıkla büyütüyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir portfolyo kapağı farklı bir ebatlarda karşımıza çıkmış olacak. Birkaç tane daha portfolyo kapağı sizlere göstereceğim. Nasıl yapıldığını, nasıl hazırlandığını göstereceğim. Ama sizlere bir tavsiyem, lütfen bunları birebir tekrarlayın. Görmüş olduğunuz gibi Photoshop noktasında çok büyük yetenekler gerektirmiyor. Artık burada sizlerin kendi tasarım algınızı çalışma kağıdına yansıtmanız gerekecek. Ve bir tavsiye de şu olsun arkadaşlar. Birebir benzerini de yapabilirsiniz. Benim için hiçbir problem yok. Fakat sizlere tavsiyem kendinizi ifade edecek tarzda bir çalışma kağıdı oluşturmanız olacaktır. Yine de sizlere örnek olsun diye bu çalışmaları eklenti olarak dersin altına bırakıyor olacağım. Tekrar incelemek isterseniz de inceleyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Bu derste yine bir portfolyo kapağı oluşturacağız. Yeni oluştur diyorum ilk olarak ve burada yine 65'e 35 santimlik bir çalışma kağıdı seçeceğim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz çözünürlük ayarları var. Bunları biliyorsunuz fakat ben daha önceki çalışmalarda 72'yi kullanmıştım. Çünkü dijital olarak bir kapak tasarımı kullanacaktım. Eğer ki baskıya yollayacaksanız buradaki çözünürlüğü arttırabilirsiniz. Bu detayı da vererek çalışma kağıdımı oluşturdum. Bir önceki çalışmada yaptığımızın biraz daha farklısını yapacağız ama aynı materyalleri kullanacağım. Bunun temel nedeni de şu: aynı materyallerle Photoshop'taki araçları farklı farklı kullanarak nasıl sonuçlar elde edebiliriz, bunu göreceğiz. Dilerseniz farklı materyallerde kullanabilirsiniz. O yüzden yapacağım ilk işlem daha önce oluşturmuş olduğum arka planın bir benzerini yeniden oluşturmak olacak. Ekranıma tam oturtuyorum ve daha sonra buradan koyulaştır diyorum. Görmüş olduğunuz arka planı
kullanacağımdan artık emin olduğum için ikisini bir seçerek Ctrl E ya da Apple E ile Command E ile birleştiriyorum. Artık bir arka planım var. Şimdi yeni bir katman oluşturuyorum ve B'ye bastığımda bir brush geliyor. Brush'ınızı isterseniz brushEasy.com üzerinden indirebilirsiniz. Bununla ilgili videolarda zaten sizinle paylaşıyor olacağım ve şu an rengimi seçiyorum. Siyah belirledim ve sol klime bir defa tıklayarak bir iz bırakıyorum ekrana. Bunu portfolyomuzda bir renderla birlikte nasıl kullanacağımızı göstereceğim sizlere. Buradaki temel amacım da biraz daha sadelikten uzaklaşmak isteyen arkadaşların yine bir tarzı olan, bir hikayesi olan portfolyo kapı hazırlayabilmesidir. Ekranda görmüş olduğunuz render'ı internetten buldum ve az önce atmış olduğum fırça izinin üzerine bırakıyorum. Ve üst taraftan onaylıyorum. Şimdilik sağ taraftan katmanlardan gözümü kapatıyorum. İlk olarak fırça darbesinin izleri üzerine çalışacağım. Üst taraftan seç diyorum ve renk aralığı diyorum. Buradan koyu tonları seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi ise az önce yüklemiş olduğum render'ı açıyorum ve maskeleme işaretine bir defa tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim artık render'ım farklı bir formatta ekranda bulunuyor. Ve düz bir render görüntüsü koymaktan daha faydalı bir sonuç elde etmiş oluyorum. Şimdi bu ikisini az önceki mantıkla bir defa daha birleştiriyorum ve tekrar seç ve renk aralığı diyorum. Burada bulunan griliklerden kurtulmak istediğimi varsayıyorum ve seçiyorum, delete diyorum. Command D dediğimde de sonuç biraz daha istediğime yakın oluyor. Fakat dilerseniz de ilk haliyle kullanabilirsiniz. Burada biraz daha sizlerin de tasarım içgüdüsü önemli olacak. Sizlerin de tasarlamak istediği şeyler önemli olacak. Ben sadece kullandığımız yöntemleri gösteriyorum ve arka planımı açtığımda görmüş olduğunuz gibi özgün bir şekilde kapağınızı hazırlamış oluyorsunuz. Artık bu noktadan sonra yapacağımız işlemler yine biraz daha tasarım içgüdümüze bağlı. Örneğin benim şu soldaki kısım hoşuma gitmediği için öncelikle burayı bir seçiyorum. Bir alan seçtim ve doğru katmanda olduğumu bildiğim için delete tuşuna bastığımda orası benim için kayboluyor. Command D ya da Ctrl D yaptığımda da görmüş olduğunuz gibi ekrandan kaybolmuş oluyor. Daha sonra bunu ekranda istediğim herhangi bir yere yerleştirebilirim. Ctrl T yaparak boyutunda orantılı bir küçültme yapabilirim. Dilersen biraz döndürme işlemi yapabilirim. Artık bunların hepsi biraz daha keyfimize, zevkimize, daha doğrusu tasarım anlayışımıza bağlı kılacak. Katmanımı bir alta bırakıyorum ve arka planımı seçtikten sonra tekrar koyulaştır diyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim için kullandığım araçlardan bağımsız bir şekilde portfolyo kapağı hazırlanmaya başlamış durumda. Yine portfolyonun kapağında bulunması gerektiği için buraya bir yazı yazabiliriz. Portfolyo yazıyorum. Ctrl A yapıp rengini ekrandaki tonlardan birisiyle bağdaştırmaya çalışıyorum. Artık burada biraz daha yazı puntosu da işin içine giriyor. Dilediğiniz yazı puntosunu kullanabilirsiniz ama çok absürt olmamasını yine tavsiye edebilirim. Sağda yiyorum şimdilik. Boyutunu biraz büyütüyorum. Tamam diyorum ve ekranda herhangi bir noktaya yerleştiriyorum. Daha sonra çift tıklayıp bunun rengini beyaza ya da griye ya da siyaha çevirebilirsiniz. Biraz daha deneme yanılma yöntemiyle ilerliyorum şu an. Hepsini bir seçelim. Biraz daha küçültüyorum ve tam bu noktada kalmasını istiyorum. Tamam dedim. Sağ tıklıyorum ve metni rasterlaştır diyorum. Artık benim için bir yazı değil, bir raster oluyor. Ctrl Z ile işlemi geri aldım. Bunu absürt bir renk yapalım. Ekranımızda bulunmayan bir renk. Genelde yeşil tercih edilir. Yeşil diyorum. Tamam diyorum. Az önce yaptığım işlemi tekrarlıyorum. Metni rasterlaştır diyorum. Artık benim için sadece bir katman oluyor. Ve bununla bu çalışmamı birleştiriyorum. Ctrl E yaptım. Daha sonra arka planı şimdilik kapatıyorum ve seç dedim, renk aralığı dedim ve
Yeşili seçtim. Görmüş olduğunuz gibi yeşil seçtiğimiz için ekranda yeşil tonuna yakın herhangi bir ton olmadığı için benim tamamen yazımı seçiyor. Tamam dedim ve delete tuşuna bir defa bastım. Ctrl+D deyip kapattığımda görmüş olduğunuz gibi artık benim için farklı bir formatta, farklı bir çalışma oluşmuş durumda. Portfolyoyu alıyorum. Ctrl+T ile ekranda farklı bir noktaya koyabilirim. Küçültme, büyütme işlemleri yapabilirim. Fakat ilk nokta, ilk çalışma benim için daha mantıklı gibi geldi. Tamam diyorum ve görmüş olduğunuz gibi özgün bir portfolyo kapağı oluşturmuş durumdayım. Tabii ki burada eksik kalan kısım portfolyo ile birlikte adımızı, soy ismimizi de eklemek olacaktır. Onları da aynı mantıkla ekleyebiliriz. Yine bu çalışmayı da örnek olması amacıyla açıklamalar kısmında size bırakacağım. Benzerini yapmaya çalışabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha sadelikten uzak, biraz daha çarpıcı bir sonuçla portfolyo kapağı hazırlamış durumdayız. Bu tarz örneklere devam edeceğiz. Sizler de istediğiniz tarzda örnekler varsa benimle paylaşabilirsiniz. Burada yaptığımız olaylardan bir tanesini daha sizlere açıklamak isterim. Görmüş olduğunuz gibi aslında resmi biz parçaladık ve inceleyen kişinin parçayı birleştirebileceğini düşünerek yaptık bu işlemi. Burada arka planla da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü görmüş olduğunuz gibi gridel bir yapı var, düz çizgiler var. Seçmiş olduğum render'da da düz çizgiler var. Görmüş olduğunuz gibi gerek merdivenler, gerek yapının tasarımı ve aynı zamanda birleştirmiş olduğumuz diğer arka planda da görmüş olduğunuz fırça darbeleri var. Bu da çalışmamdaki diğer hareketlerimle de uyumlu gözüküyor. Şu detayı da vererek bu dersi sonlandıracağım. Görmüş olduğunuz gibi Photoshop araçlarından bağımsız bir pozisyona geçmiş durumdayız. Artık bir hikaye yazıyoruz, artık bir senaryo yazıyoruz, artık bir tasarım içgüdüsüyle hareket ediyoruz. Bu da aslında kursumuzun ekstraları. Başka kurslarda, diğer kurslarda olan durumlar olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü Photoshop'un 3-5 aracını, şu ana kadar hakim olduğumuz 3-5 aracını kullanarak oluşturduğumuz bir portfolyo kapağı. Sizler de benzer çalışmaları gerçekleştirdiğinizde başarıya ulaşabileceğinizi düşünüyorum. O zaman bir sonraki derste görüşmek dileğiyle diyelim.